Sevgili seyirciler, Avrupa Birliği Amerika Birleşik Devletleri gibi değil. Her kafadan farklı ses de çıkabiliyor. Özellikle bu İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Hamas'la savaşında da daha ilk günden aykırı sesler çıkmaya başladı. Biliyorsunuz Avrupa Birliği Filistinlere çeşitli insani yardımda bulunuyordu. Ne zaman ki Hamas'ın saldırısı oldu, anında bu yardımlar askıya alındı. İrlanda, "Hop bir dakika" dedi. Kime sorduğunuzda bu şeyleri kafanıza göre askı alıyorsunuz dedi. Hatta son zamanlarda yardım paketleri daha da büyütüldü. İsterseniz Murat Seyre'ye dönelim. Brüksel Özgür Üniversitesi'nde öğretim üyesi Oradan nasıl bakıyor bakıyorsunuz Murat Bey onu merak ediyorum. Avrupa Birliği tarafında da böyle bir iç siyasi çekişme var. Filistin İsrail durumu Avrupa siyasetini nasıl etkiliyor? Macron mesela sürekli ateşkes e, öne, önerisinde bulunuyor. Hatta bu teşebbüsü hayata getirmek için taraflarla da görüşüyor. Orada nasıl yankılanıyor bu çabalar? E, şimdi burada tabii yani görmemiz gereken, biraz konuşmamız gereken, Türkiye'de de çok fazla konuşmadığımız gerçekten Avrupa Birliği özellikle İsrail'e açık çek veriyor mu, vermiyor mu böyle bir değerlendirme yapmak. Çünkü Türkiye'de genelde biraz bu biraz öyle siyah beyaz gibi görünüyor ya da öyle olduğu düşünülüyor. Ancak öyle net bir durum yok. ve işlerde açıkçası yavaş yavaş her gün biraz daha değişiyor ve İsrail'e yönelik tepkiler de AB içerisinde artıyor. Yani bir yandan baktığımız zaman evet 7 Ekim saldırısı sonrasında Avrupa Birliği çok net bir şekilde aslında İsrail'le dayanışma içinde olduğunu belirtti. İsrail'in kendini koruma hakkı olduğunu belirtti. Ama bu duruşla Gazze saldırılarıyla ilgili duruş aslında birbirinden biraz daha farklı. Yani bu İsrail'le dayanışma kısmı Gazze'ye saldırılar başladıktan sonra devam eden bu kadar açık bir şekilde devam eden bir duruş değil. Bunu iyi anlamakta fayda var. Burada da bir kutuplaşma var. Farklı ülkelerin kendilerine göre aldıkları farklı pozisyonlar var. Mesela bir yandan aldığı pozisyon aslında Türkiye'ye çok paralel olan İspanya gibi ülkeler var. Bir yandan bu konuda pozisyon alması tarihsel nedenlerle çok kolay olmayan Almanya gibi ülkeler var. Bir yandan da gerçekten kayıtsız şartsız İsrail'e destek veren özellikle Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri var. Ama büyük bir çoğunluğa baktığımız zaman Avrupa Birliği içerisinde özellikle daha dengeli bir politikaya izlemeye özden göstermeye çalışan ülkelerin çoğunlukta olduğunu görüyoruz. bu anlamda hani böyle bir açık çek veya işte kayıtsız, şartsız destek gibi bir politika söz konusu değil. Tabii ki başlangıçta bir kafa karışıklığı vardı Avrupa Birliği içerisinde. çünkü farklı aslında pozisyonlardaki insanlardan farklı açıklamalar da geldi. Burada baktığımız zaman mesela Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen çok açık bir şekilde İsrail'i destekledi. Ve bu aslında mesela Türkiye'de çok fazla gündeme geldi ama bir yandan da mesela Borel Avrupa Birliği'nin dış ilişkiler yüksek temsilcisi de İsrail'i o günden beri aslında çok fazla kınayan açıklamaları da var. Özellikle Gazze süreci başladıktan sonra ve başlamadan önce de bunun özellikle sonuçları ile ilgili olarak bu anlamda farklı dengeler olduğunu görüyoruz Avrupa Birliği içerisinde. Bunun tabii ki siyasi nedenleri de var. Yani Baktığımız zaman mesela von der Leyen daha Hristiyan demokrat, Alman bir kökenden gelen bir siyasetçi. Ee, ama buradaki siyasi çevrelere baktığımız zaman özellikle sosyal demokratlar, e, liberal sol, yeşil, aşırı sol çevrelerde de e, çok büyük bir aslında e, Filistin e, desteği olduğunu, Filistinlere destek olduğunu görüyoruz. Zaten e, özellikle sol ve aşırı solda e, Filistin davasıyla böyle bir tarihsel kardeşlik, vurgusu da var. Ee, özellikle aşırı sol tabii ki Soğuk Savaş döneminde e, böyle bir bu bağlantıyı kurmuştu. Çünkü Filistin davası da aslında her zaman daha böyle İslamcı grupların değil, ilk başlarda daha e, devrimci grupların elinde olan bir davaydı. Ve özellikle Libnan'daki e, ilk Filistin kamplarında e, pek çok aşırı sol e, Avrupa'dan gelen, başka ülkelerden gelen örgütlerin de bulunduğunu biliyoruz ki e, aynı kamplarda aslında mesela e, PKK'da veya hastalı insanları da terör örgütleri için çalışmaya başlamadan önce bu kamplarda eğitim gördüklerini de biliyoruz. Böyle de bir aslında çok konuşulmayan bir bağ da var. Bunun enteresan bir şekilde Avrupa aşırı solunda da devam ettiğini görüyoruz Türkiye'de olduğu gibi. Siyasi çevrelerde aslında genel olarak baktığımızda gelinen noktada Filistin'e desteğin yüksek olduğunu söylemek mümkün. Özellikle insan hakları vurgusu, Uluslararası hukuka uygunluk vurgusu ve e, tarihsel olarak da aslında bu böyleydi. Yani belki Amerika Birleşik Devletleri veya İngiltere'ye baktığımızda İsrail ilişkileri daha farklı olabilir ama Avrupa Birliği içerisinde e, Filistin'e olan sempati her zaman e, tarihsel olarak da daha yüksek bir boyutta. Bunun tabii bir kamuoyu tarafı da var. Bu da önemli ve konuşmadığımız bir konu. E, kamuoyunun çok büyük bir çoğunluğunda bir Filistin sempatisi var özellikle Batı Avrupa'da. Genelde böyle işte ezildiği düşünen hatlarla ilgili de böyle bir durum var Avrupa Kamuoyunda. E, tüm bunlar ışığında tabii ki özellikle Gazze operasyonları uzadıkça sivil kayıplar arttıkça AB'deki havanın da e, çok büyük oranda değiştiğini söylemek mümkün. E, kafaların bu defa biraz daha karışık olmasının nedenlerinden e, biri de bunu da belki istatistik olarak iyi anlamak lazım. E, 7 Ekim saldırısının ...zamanlaması ve özellikle İran'ın bölgedeki potansiyel rolüyle ilgili Avrupa Birliği içerisindeki endişeler. Çünkü burada baktığım zaman bir yandan bir İsrail-Arap normalleşme süreci vardı. İşte Türkiye ile İsrail arasında bir normalleşme ve işbirliği süreci başlamıştı. Dengeler bölgede İran aleyhine dönüyordu. Buna Güney Kafkasya'yı da eklemek mümkün çünkü İran'ın aslında bölgedeki en önemli müttefiklerinden bir tanesi de Ermenistan... Ve Azerbaycan Türkiye ve İsrail desteğiyle önemli başarı elde etti biliyorsunuz. Bunu da değerlendirdiğimiz zaman İran'ın aslında bölgesel olarak kendi bir tehdit algısı ve bir yalnızlaşma duygusu olduğunu ve buna karşı hareket ettiğini görüyoruz ve AB içerisindeki algıda ilk defa bu kadar sert bir şekilde bu 7 Ekim saldırısı terör saldırısı ile ilgili olarak da aslında hem İran'ı sorumlu tutma. Hem de İran bölgesel stratejilerine eleştirme noktasına gelmiş durumda. Özellikle Hizbullah ve Hamas'a desteği anlamında. Bunu da görmek lazım. Bunun yanında Rusya'nın desteği de yavaş yavaş daha fazla konuşuluyor. Bu da önemli bir nokta Avrupa Birliği için. Geçtiğimiz günlerde yine Rusya'nın Hizbullah'a hava savunma sistemleri sağlamaya çalıştığı ile ilgili bilgiler mesela geçti. Ve Brüksel'de bu da çok büyük bir gündem oldu. Bu tür gelişmeleri de anlamak gerekiyor. Ee, ve sanırım Türkiye'de de biraz böyle bölgesel çıkarlar ne, bölgesel dengeler nasıl değişiyor, bunları biraz görmek gerekiyor. Bu anlamda Avrupa'nın neyi nasıl gördüğünü e, anlamakta ve Türkiye'nin politikalarını şekillendirirken de e, bu farklı bölgesel gelişmeleri de dikkate almakta fayda var. Murat Bey çok çok teşekkür ederim.